Akıllı şu kimsedir ki işini bilir ve dünya elinden alınmadan önce kendisi dünyadan el çeker. Mezara girmeden önce kendine güzel bir mezar hazırlar. Allahü Teala'yı görmeden önce rızasını talep eder. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh. Kendini dünya ile dünyadan temizlemek isteyen ateşi samanla söndürene benzer. Bu ise çok zordur. Bekir bin Abdullah rahmetullahi aleyh. İlim ehlini nefsi nasıl dünyaya çağırır hayret ederim. Halbuki elde ettiği ilim sayesinde dünyaya sevgi beslemenin zararını bilir. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. Bir kimse dünya talebine dalarsa zillete müptela olur. Abdurrahman Tafsunci rahmetullahi aleyh. Dünya sevinçleri alınan bir haberle bir anda bozulup hüzün ve kedere dönüverir. Öyleyse dünyaya karşı zahit ol. Haramlardan ve haram olması ihtimali olan şüphelilerden sakın. Ahirete hazırlıklı ol. Çünkü dünyaya doymayıp hırsla onun peşinden koşanlar aslında dünyanın köleleri ve hizmetçileridir. Dünyada mesut ve huzurlu olan kimse dünyaya köle olmayan alim ve takva sahibi kimsedir. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünya hayatı göçebelerin hayatına benzer. Öyleyse dünyaya muhabbet, dünyaya verilecek değer bu ölçü içinde olmalıdır. Abdülhakim Hüseyini rahmetullahi aleyh. Dünyanın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için İzzet ve Celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun. Ahmet bin Harp rahmetullahi aleyh. Akıllı ve uyanık kimseysen dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh. İnsanlar Allahü Teala'yı heves ve kolaylıkla ararlar. Halbuki dünyadan vazgeçmedikçe hakkı bulmak mümkün değildir. Ali Bender Sayrafi rahmetullahi aleyh.